Bir önceki videoda 3 boyutlu burulma formülünü bulmaya çalışıyorduk ve 3'ü 3 bir e matrisin determinantını bulduğumuz noktada da kalmıştık. Bu determinant içinde sayılar olmadığı için her ne kadar göze biraz garip görünse de işlemin sonunda 3 boyutlu burulmayı temsil eden vektörel bir fonksiyon elde edeceğiz. Hemen göstereyim. Determinantı hesaplarken sol üstteki bileşeni alıp buradaki alt matrisin yani sütunları ve satırlarında i olmayan matrisin determinantı ile çarparsınız. Neye benzeyeceğini merak ediyorsanız i birim vektörünü alıp alt determinantla çarpmak demek birim vektör çarpı d bölü dy çarpı r yani çok değişkenli r fonksiyonunun y'ye göre kısmi türevi eksi Q'nun Z'ye göre kısmi türevi. Evet. Q çok değişkenli fonksiyonunun Z'ye göre kısmi türevi. Yapacağımız ilk işlem bu. Sonra J birim vektörünü alacağız. Üst satırdaki elemanlar için sırasıyla toplama, çıkarma ve toplama işlemlerini yapacağımızı da hemen ekleyeyim. Eksi j çarpı j'nin bir parçası olmayan bu sütun ve bu sütundan oluşan 2'ye 2 matrisin determinantı. Bu matrisin determinantı r'nin x'e göre kısmi türevi hemen yazıyorum r'nin x'e göre kısmi türevi eksi p'nin z'ye göre kısmi türevi. d bölü dz çarpı p. Son olarak da sağ üstteki bileşen olan k birim vektörüyle sütunları ya da satırlarında k olmayan matrisin determinantını çarpacağız. k çarpı q'nun x'e göre kısmi türevi eksi p'nin y'ye göre kısmi türevi ve işte karşınızda bileşenleri P, Q, R olan fonksiyonun burulması. Buradaki vektörel fonksiyon olan V'nin bileşenleri P, Q ve R ydi. ve nabla sembolü ile P, Q, R vektörel çıktı değerlerinin vektörel çarpımını aldığımızda da buradaki ifadeyi elde ediyoruz. Burada i, j, k gösterimi var ama eğer bunu bir sütun vektörü olarak yazacak olursak, x, y ve z'ye bağlı vektörel fonksiyon v'nin burulması. Az önce yukarıya yazdığım şeyin aynısını yazacağım. R'nin y'ye göre kısmi türevi eksi q'nun z'ye göre kısmi türevi. Hepsini yazmayacağım ama bunun devamında burada bir çıkarma olduğu için biz de çıkaracağız ve bu bileşenleri koyacağız. Burulma hesaplanırken i, j, k gösterimi sıklıkla kullanılır. Ben sütun vektörleri tercih ederim ve az önce de dediğim gibi bazıları i, IJK gösterimini kullanır ama ikisi arasındaki geçişin nasıl olduğunu bildiğiniz sürece açıkçası hangisini kullandığınızın çok da önemi yok. Bununla ilgili bir örneğe geçmeden önce üzerinden geçmek istediğim bir konu daha var. Buradaki K bileşeni ya da çıktının Z bileşeninin iki boyutlu burulma formülü olduğunun farkındasınız değil mi? İki boyutlu burulma ve formülü ile ilgili yaptığımız videoları incelerseniz buradaki ifadeden bahsettiğimizi görebilirsiniz. Diğer bileşenler bunun farklı operatör ve fonksiyonlar kullanan kopyaları olsa da sadece x'ye düzleminde gerçekleşen iki boyutlu bir rotasyonun üç boyutlu bir uzayda k yönündeki bir vektörle nasıl tanımlandığı konusunda düşünürseniz bu arada eğer tam olarak anlamadıysanız rotasyonu tanımlayan üç boyutlu vektör ve sağ el kuralı videosunu tekrar izlemenizi öneririm. Z yönündeki vektörün x, y düzlemindeki rotasyonu ve diğer birim vektörlerinde buna çok benzeyen şeyleri tanımladıklarını görüyorsunuz değil mi? Mesela XZ düzlemindeki rotasyon Y yönündeki rotasyonel bir vektörle buradaki XZ düzleminden bahsediyorum ve aynı mantıkla birinci bileşeninde YZ düzlemindeki rotasyonu I yönündeki bir vektörle tanımladığını söyleyebiliriz. Hesaplamayı yaptığınızda bunun bu düzlemdeki, bunun da bu düzlemdeki rotasyonla alakalı olduklarını düşünmezsiniz ama iki boyutlu burulmanın burada yeniden sahneye çıkıyor olduğunun farkına varmak ve bunun altında yatan mantığı anlamak bence önemli şeyler. Son olarak bunun ezberlenmesi gereken bir formül olduğunu düşünmüyorum. Evet, eğer sizin yerinizde olsaydım zaman harcayıp bu uzun formülü ezberlemeye asla çalışmazdım. Çünkü bilmeniz ve hatırlamanız gereken tek şey burulmanın nabla sembolü ile vektörel bir fonksiyon olan V'nin vektörel çarpımı olduğu. Bu noktadan sonra bileşenleriniz ne olursa olsun az önce yaptıklarımızın aynısını yapabilirsiniz. Bu konuda ne kadar çok örnek çözerseniz o kadar hızlanacağınızı da eklemek istiyorum. Sonuç olarak, bu formülün nereden geldiğini anladıysanız, körü körüne formülü ezberlemez ve hata yapma olasılığınızı da ciddi ölçüde düşürmüş olursunuz. Sıradaki videoda p, q ve r için fonksiyonlarımız olacak ve bir örnek ee, çözeceğiz. Her şeyin yerli yerine oturacağını düşünüyorum o videoda. Görüşmek üzere.